Dünya ilk oluştuğunda Güneş sistemi vahşi bir yerdi. Devasa kaya, metal ve buz parçaları dünyanın yüzeyine çarpıp duruyordu. Maddeler çarpışıp eriyerek birbirine kaynadığından çok yoğun bir ısı ve basınç vardı. Darbe sonucunda maddeler buharlaştı ve geriye magma birikintileri kaldı. Bu çarpışmaların çoğunun sonucunda su buharı ve diğer gazlar açığa çıktı. Ve bunlar da kademeli olarak yeni oluşmakta olan dünyanın çevresinde buhardan bir örtü oluşturdular. Bu katman zamanla kalınlaşarak ilk atmosferi oluşturdu. Hidrojen gibi bazı daha hafif gazlar uzaya sızdı. Ancak daha yoğun buhar bir araya geldi ve gezegenin yüzeyinde yalıtım, ısıtma ve eritme yaparak bir sera etkisi yarattı. Zaman içinde farklılaşma denen sürecin sonunda dünya katmanlara ayrıldı ve kabuk soğumaya başladı. Atmosferdeki buhar dağılarak okyanusları meydana getirdi. Ve böylece gezegenin büyük kısmı kimyasal açıdan zengin buz sularla kaplandı. Genç dünya artık sakinleşmişti. Ancak sonra hemen hemen Mars büyüklüğünde bir şeyin gezegene çarparak ani değişikliklere neden olduğu sanılıyor. Bu iki kütle birleşerek bütünleştiler ve dışarıdaki boşluğa doğru bir madde patlaması oldu. Bu darbeden kaynaklanan yıkıntı, dünyayı merkez alan ve çevresinde bir yörünge oluşturan bir madde halkası oluşturdu ve sonunda bu halka Ay'a dönüştü. Dünyanın yüzeyi yoğun ısıdan dolayı tekrar eriyik hale geldi ve okyanuslar yeniden buharlaşarak bir atmosfer oluşturdular. Sonunda her şey tekrar soğuduğunda yeryüzünün kabuğu tekrar sertleşti ve buhar tekrar okyanusları meydana getirdi. Ay da dünyanın eğimini dengeleyerek iklimin düzenlenmesine yardım etti. Dünyanın geçmişinin bu kısmı biraz belirsiz. Çünkü o dönemdeki çevreyle ilgili ipucu veren hiçbir tortul kaya bugüne ulaşmamış. Birkaç büyük asteroid ya da kuyruklu yıldız çarpması daha gerçekleşmiş olabilir. Ancak hiçbiri Ay'ı oluşturan darbe kadar büyük değildi. Eriyik kaya ya da magma bazı yerlerde sızıntı halindeyken bazı yerlerde dışarıya püskürdü. Yanardağ faaliyetleri, karbondioksit ve metan gibi ağır gazları açığa çıkardı. Atmosferde hala çok az miktarda oksijen vardı. Grönland'de bulunan en eski tortul kayalar bize Arkeyan devrindeki dünya hakkında epey bilgi veriyor. Okyanuslar, karalar, nehirler ve sahiller olduğunu biliyoruz. Okyanusun derinliklerinde bulunan ve kimyasal açıdan zengin olan hidrotermal hava delikleri, yeryüzündeki ilk yaşam formlarının oluşmasını sağlamış olabilirler. İlk mikrobiyal organizmaların nihayetinde dünyadaki tüm okyanuslara yayıldığı düşünülüyor. Bazı mikroplar hidrojen gazı tüketirken diğerleri atık olarak metan ürettiler. Biyoloji atmosferi etkilemeye başladı. 3,5 milyar yıl kadar önce stromatolitler yani mikropların yaptığı yığınlar dünya sahillerini doldurdu. Bazı ilk mikroplar fotosentez için güneş enerjisini kullandı. Ama bu ilk fotosentezciler oksijen açığa çıkarmıyordu. Güneş ışığını kullanarak su moleküllerini ayırabilen ve atık olarak oksijen üretebilen yaşam formları ancak 2,8 milyar yıl önce gelişti. Bunlar hala günümüz okyanuslarında da yaşayan siyanobakterilerdi. Bu yeni oksijenin büyük kısmı organik karbonla birleşerek karbondioksit moleküllerini yarattı ve bir kısmı da başka kimyasal reaksiyonlarda kullanıldı. Ancak nihayetinde atmosferde bolca oksijen birikti ve bu durum pek çok anaerobik yaşam formunun oksijen fazlalığından zehirlenmesine neden olan bir yığın ekolojik felakete yol açtı. Diğer yaşam formları gelişebilmek için yeni koşullara uyum sağladılar. Kayalardaki kayıtlar bunlarla ilgili pek çok kanıt sunuyor. Okside olan demir bileşikleri kırmızımsı ve pas renginde olur. Belli tortul kaya katmanları 2,4 milyar yıl öncesinden itibaren oksijen yoğunluğunu ispat ediyor. Bu dönem oksijen yerden 20-30 kilometre kadar yüksekte ozon tabakasını oluşturarak yeryüzündeki yaşamı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumaya başlıyor. Oksijen seviyesindeki artışa metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının azalması eşlik etti.
Bunun sonucunda dünya, güneş ısısının daha azını tutmaya başladı ve küresel iklim ciddi ölçüde soğudu. Kütlesel buzullaşmalar oldu ve dünya buzla kaplandı. Bu durum genellikle kar topu dünya olarak adlandırılır. Buzla kaplı kabuk, güneş ışığını yansıttığından dünya giderek daha da soğudu. Ama bir süre sonra yanardağlar buzu deldiler ve volkanik karbondioksit atmosferde kademeli olarak arttı. Sera etkisi yeterince güçlü hale gelince gezegen ısındı ve buzlar erimeye başladı. Bilim insanları 2,4 milyar yıl öncesi ile 2,2 milyar yıl öncesi arasında 3 kar topu dünya evresi olduğunu düşünüyorlar. Bunu takiben 1 milyar yıl kadar da atmosferin ve iklimin son derece sabit olduğu bir dönem olduğu sanılıyor. Daha yakın dönemlerde dünyada başka kar topu dünya olayları oldu ama bunlar da bazı yaşam formları bu soğuğa dayanmayı başardı. Şu an içinde olduğumuz devir, yani Fanerozoik devir, bitki ve hayvan yaşamına artış getirdi. Su ve besin geçirebilen dokuya sahip damarlı bitkiler, 400 milyon yıl öncesinden itibaren karayı ele geçirdiler ve yaptıkları fotosentez atmosferdeki oksijen seviyesinin yükselmesine neden oldu. 300 milyon yıl kadar önce dünyayı geniş ormanlar kapladı. Bunlar oksijen seviyesini daha da arttırdı ve yaşam çeşitliliğinin daha da fazlalaşmasını sağladı. Biyoloji, jeoloji, astronomik olaylar ve dünyanın yörünge konumundaki düzenli değişiklikler iklimi etkiledi. Ama sonuçta önemli olan şu ki atmosfer yaşamın devam etmesine yetecek kadar stabil kaldı.